mahalleden kovarlar. Böyle davulcu olmaz. Böyle Ramazan olmaz. Seni mahalleden kovarlar. Yayında mıyız? Evet. Bu çıkacak mı bu? E, tabii. Abi ne bir ya baksana çağrı ölüme kim koydu benim benim? Hocam sehpa yanında duruyordu eskiden. Burada çayım evet. vardı, suyum vardı. Evet. Ramazan dolayısıyla kapalıyız. Tamam Öyle yok çayısı çay su yok da niye önüme koydun? sadece. görüntü dekor amaçlı sehpa şimdi. Dekor Çünkü... da yanımda dursaydı dekor Öyle önüme, önüme getirin. Dur. Ramazan davulu gibi değil mi abi? Önüme Güzel. Neyse, istersen... Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ritim nasıldı Fretcan? Çok, çok kötü. Hiç. i̇şte tamam Ramazan davulcuların ritmi çok iyi. <laughs> sabahın sabahın beşinde aynı vallahi bak bizim mahalledeki davulcu vallahi bak bunu yapıyor. Dan. Daha... Kalk, kalkıyoruz değil mi? Bir şey söyleyeceğim. O birinin yerine bakıyordur. O davulcu gelmemiştir. Birini göndermiştir. Ben çıkamayacağım bu gece. Sen çık demiştir o. Yok oğlum. artık. Böyle çalıyorsun. Yok artık millet ters oluyor baba. Eline davul kapan sokağa çıkıyor. Sokağa çıkıyor. Tabii ki yani. Eskiden ne güzeldi değil mi hocam? Maniler falan. Bak mesela sana bir tane söyleyeyim mi? Mani mi? Herkes sabırla bekler. Ters köşe bol takip ister. Bu programı eleştirmek insanda yürek ister. Tamam çok güzel. Evet sevgili. Çok güzel Firet. Ubani'yi çok sevdim bunu tekrarlarız. Evet sevgili ters köşe izleyenleri. Canlarım ciğerlerim. Mübarek Ramazan ayınız e, kutlu olsun. Hepinizin Ramazan ayını tebrik ediyorum. İnşallah hep birlikte Ramazan'ı bitirip bayrama çıkacağız. Bayram edeceğiz inşallah. Peki bayram edeceğiz diyorsun. Herhalde bir de futbol anlamında, sportif anlamda Avrupa'da da gerçekten çok beklenmedik bir skor 3-0'la dönmüş bir Fenerbahçe'nin burada oynayacağı maç sonrasında ikinci bir bayramı. Erken bayram, şeker bayramı, futbol bayramı ne diyorsan artık. Nasıl bekliyorsun maçı? 3-0'lık bir galibiyetle ben evet. dönmüşsün Belçik adam. Evet. Şimdi artık biraz ciddi olalım. Hemen iş futbol işimize girelim. Tebrik ediyorum seni şu açıdan. Beklenilmeyen 3-0 demen çok güzel. Bakıyorum şimdi millete maç bitikten sonra herkes e, ee, ne var yani? Bu kadar da abartılacak ne var diyor. Sanki herkes bekliyormuş gibi falan maçın oraya gidip böyle hem hem çok iyi oynayacağını hem de 3 atıp döneceğini bekliyormuş havalarına büründü herkes. Bu tamamen yanlış bir şeydi. Hakikaten 3-0 beklenilmeyen bir skordu. Ya yani, ben de dahil kimsenin beklemediği bir skordu. Zaten oyunun geneline bakınca Fred Can öyle ortada Evet Fenerbahçe müthiş oynadı. Fakat 3-0'lık bir maç çok ortada yani. Fenerbahçe bulduğunu 3-4 4 tane, tane bulmuştur. 3'ünü gol yaptı. Değil mi? Ve rakibine çok az pozisyon verdi. Çok az. Hani çok net diyeceğim pozisyon bir midir. Midde bir, 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 bak aa, onu Maçın bir, başlarında bir baskı yedi ama hocam. Ee, ya yani. baskı ikinci yarı daha çok yedi aslında bakarsan. İkinci yarı bir ara o bizim yarı sahada gibi geçiyordu maç. Ani çıkışlarla, kontrataklarla zaten gol bulduk. Öztorwold'un golüne kadar. O o ikinci yarının tamamına yakını top oyun üstünlüğü adamlarda gibiydi. Ama Fenerbahçe kusursuz bir defans yaptı ve kusursuz kontrataklar yaptı. Oyun olarak 3-0'lık skor hakikaten yani o oynanan oyunun üstünde oyun çok güzel ama 3-0'lık üstünde ve bu skora baktığımda ben bu akşam Fenerbahçe'nin turu geçeceğini herkes gibi Fenerbahçe'nin bu turu geçmesini bekliyorum. Bekliyorum. Onun için yani bunu söylemek için futbol yorumcusu olmaya gerek yok. Yani Fenerbahçe'nin bu gece eleneceğini söylemek e, akıl dışı, futbol dışı bir şey olur. Futbolda yok mudur mucize? Vardır, olur. Yani Fenerbahçe'nin 3 farkla yenilip ya da bunu dört farka çıkarıp yenilip elenmesi futbol bir mucizesi olur. Karşı takımın burada gelip Fenerbahçe'yi elemese de yenice ya da tehlikeli maçı böyle 2-0'a getirecek aman falan ne oluyoruz'a getirecek potansiyeli var mı? Oyun olarak var. Fakat ben bunu mümkün görmüyorum. Şundan mümkün görmüyorum. İlk maç bittiğinde Fredçim oradaki maç bittiğinde hocalarının ve bir birkaç oyuncusunun açıklamalarını gördüm. Bu açıklamalar şunu diyor bana göre. Evet bizim işimiz maalesef bitti. Biz artık Belçika Ligi'ne lider olduğumuz Belçika Ligi'ne odaklanmalıyız fazladan. Yoksa Allah korusun geçen sene son maç son dakika kaçırdığımız şampiyonluğu bu sene de kaçırabiliriz. Onun için bizim için bu Avrupa macerası rüyası burada bitti demeçleri verdiler. Ne diyor antrenörü? Biz Fenerbahçe bize göre değil. Fenerbahçe'nin seviyesi ligi şampiyonlar seviyesi. ligi şampiyonlar seviyesinde bir takıma yenildik bugün diyor hocaları. Bu ikinci maç için pes demektir. bir oyuncusu Artık daha, lider oldukları Belçika Ligi'ne odaklanmaları evet, gerekiyor oradan, diyorsun. Onu da söyleyeceğim. Aslında çoğu Fenerbahçe'li de böyle düşünüyor hocam. Güvenmedikleri Süper Lig'in artık bittiğini, biz de Avrupa'ya yönelmeliyiz dediğini duyuyoruz. Senin kulağına geliyor mu böyle sözler? Tabii, gel, gelmez olur mu ya? Gelmez olur mu? Ben de mesela sosyal medya takip ediyorum. Genelde böyle oldu, böyle düşünüyorlar. Fenerbahçeler böyle düşünüyorlar. Tabii ki bu... sezon başından beri ligde yaşanan... federasyon ve MHK'nin müsebbibi mühseb, olduğu hakem hatalarından... kaynaklanıyor. Bakıyorlar, diyorlar ki biz burada gene boğul, boğulacağız. Böyle bir inanç. Doğrudur, yanlıştır. İnsanlarda var böyle inanç. Yani inanç dediğin şey... Doğru ben bunu doğru bulmuyorum. Sen bulmazsan bulma. Adam inanmış. Adam keçiye tapıyor. Komik değil mi? <laughs> Ama inanmış adam. Sen istediğin kadar komik komikti adam. Öyle inanmış yani. Onun için insanlar inanmış. Bir kısım insanlar inanmış. Bu düzeni görüyorum diyor. Elimde sabit diyor. Deliller de var. Şu maçlar, şu maçlar, şu maçlar, şu maçlar, şu maçlar. Ölümden geçirdiğimde diyor yıllar var. Bu yıllara baktığımda ümidimi kestim bari. Her şeye bakıyor mesela. Avrupa'da ben diyor sen Jüla ile maç yapıyorum diyor. Maçta diyor hakem. Bir Portekizli hakem Portekizli var diyor. Portekizli hakem dört tane foul çalıyor diyor. Benim takımım orada diyor. Çata çat oynuyor. Sonuç ortada diyor. Belçika takımının 5'te biri etmeyecek. Hem oyun kalitesi olarak hem futbolcu kalitesi olarak hem oyun kalitesi olarak 5'te biri onda biri etmeyecek Pendik Spor'la. Üç gün sonra oynuyorum diyor. Top oynanmıyor diyor. 59 dakika diyor ilk yarıda İlk yarı diyor 59 dakikada bitiyor. 23 dakika oynanmış. Sedyeden, masörden, doktordan başka bir şey göremiyorum diyor. Ben bu şartlarda nasıl Türkiye'de başarılı oluyorum diyor insanlar. Önleri de argüman da var yani. Öyle değil mi? Bir de argümanların en kuvvetlisi de başkanı. Ben burada olduğum sürece Fenerbahçe şampiyon olamaz diye de bir söz var. Evet vardı. geçen ay öyle bir şey söyledi. O da inanmış ki bu argümanlara diyorsun. Tabi. Eh, tabii. O bakıyor ee, Avrupa'da takımının oynadığı oyuna bakıyor. Avrupa'da maçı yöneten hakemlere orada verilen verilmeyen kartlar Türkiye'de oyuncularına bir tok devamlı kart verildiği, atıldığı, eksildiği, rakip takımların vakit geçirmesine müsamaha edildiği ligi görünce o da kendine yoruyor. Ben buradayken herhalde yapmayacaklar diyor. Onun tabi başka sebepleri de vardır. Ali Koç kendi şahsına münhasır onu sevmeyenlerin olduğunu düşünüyor bu ülkede. Onu sevmeyenlerin ona karşı bir cephe aldıklarına... Düşünüyor, öyle düşünüyor ve diyor ki, herhalde benden dolayı yapıyorlar Fenerbahçe futbol takımına bu şeyi diyor, e, operasyonları diyor. Yani benim şahsi bana olan şahsi kinlerinden dolayı takımımı şey yapıyorlar diyor. O da öyle inanmış. Ya güveni inancı çoğu Fenerbahçenin kalmamışlık için. Aynen konuşuyoruz. Öyle. Ama bu şu demek midir? Yarın ben gideceğim, hafta sonu Trabzon'da. Ama ne olursa olsun nasılsa ben şampiyon olmayacağım. Öyle midir yani? Öyle Yok. değil. Yine de hedef Öyle Avrupa değil. diyebilir miyiz hocam ne? bundan sonra? Fenerbahçe'nin her zaman lig başlangıcında birinci hedefi şampiyonluktur. Artık taraftarın bir kısmı birinci hedef Avrupa olmalıdır der mi? Bu Konferans Ligi için der. Mesela Fenerbahçe takımı Şampiyonlar Ligi'nde oynasa Orada bilse bir yerlere gideceğini, benim birinci evim, hedefim Türkiye'yle gider mi? <laughs> Zaten Şampiyonlar Ligi'nde hedefin ne olabilir ki? İşte... Galatasaray'ın bir hedefi vardı değil mi mesela? Neydi? Gruptan çıkmak. Çıkamadım. Ondan sonra hedef ne oluyor? UEFA oluyor. Hadi bu sefer UEFA Kupası kazanayım diyorsun. Neden ikincisi olmasın deniliyor? Evet, o da olmuyor. O zaman ne oluyor? Elde en büyük, kalan kupalara. E, evet, en büyük hedef Türkiye kupası, şey Türkiye ligi oluyor. Bence bizim Türk takımlarının lig başlarken birinci hedefi büyük takımlara. Türkiye ligi şampiyonudur. Kimse kendine ha tatlı şeyler çizersin. Benim birinci hedefim şampiyonlar ligini kazanmak. Adama mağbadiyle gülerler Vallahi Şampiyonlar ligini kazanmak birinci hedefim dersen, anca ne diyorsun o hedefe? Gruptan çıkmak. Hani bir gruptan bir ikiye, ikiye girip çıkarsam müthiş iş yapmış olurum diye. Dolayısıyla Türkiye'de takımların, şampiyon olan takımların birinci hedefi Türkiye Ligi şampiyonluğudur. Ki bu Fenerbahçe için daha önemlidir. Çünkü 9 yıldır şampiyonluk hasreti vardır. Bu 10. yıl olacak. Peki Süper Kupayı alabilme ihtimali var mı hocam? Yani o güven var mı Fenerbahçe taraftarında sence? Var tabii var. Ya bu derbi maçı oynuyorsun be abi. Ne olacağı belli olur mu? Bir derbi maçı oynuyorsun. Yani derbi maçı oynayacaksın. Süper Kupa. Ama Süper Kupa'yı kazanma hedefi bence bence orada bahane hedef, kupa da. Hedef, bence hedef Galatasaray'ı yenmek Bravo, haline gelmiş. Bravo, aferin, aferin Fıratcan budur. Şimdi bu Süper Kupa olmasa da, hatta kupasız bir maç olsa da Fenerbahçe Galatasaray maçı varsa, hazırlık maçı bile olsa, bir hazırlık turnuvasında maç bile olsa, hedefin mutlaka rakibini yenmektir. Tamam mı? Yoksa ben Süper Kupa'yı almak için hedef koydum. Hadi be abicim. O rakip Akisar olduğunda mesela hedef ko yani e, e, kupanın tamam. değeri küçülür. Aynen öyle. Yani süper kupa maçı oynuyorsun Akisar'a kaybediyorsun. Ya da ya da Akisar'ı yenip diyelim kupayı kazanıyorsun. Olduğu için söylüyorum öyle. Ne oluyor? hedef mi o yani? Süper kupa dediğin şey benim için söylediğim şey şudur o, o kupa için. Gösteri maçıdır o. Bir gösteri maçıdır. İki büyük takımın oynayacağı bir gösteri maçıdır. Hiçbir anlam ifade etmez eline bir tane de kupa sıkıştırıyorlar. Yani bizim işte eski zamanda Cumhurbaşkanlığı kupasıydı bu. Adı Süper Kupa oldu Cumhurbaşkanlığı kupasına. Hatta lig sonunda oynatılır ki değil mi? Hani e, lig daha hadi oynayın buradan da tatile gidin diye. Böyle bir maçtı. Spor Derneği'nde oynar diye büyük takımlar. TSE'de olarak kupası. Onun gibi şeydir bu. O hedef konur mu kardeş? Türkiye'de hedef şampiyonluktur. İkinci hedefte Avrupa'da iyi bir yol kat etmek. İşte bir UEFA Son 16. Evet, çeyrek final gibi e, e, hedef. Evet, Şampiyonlar Ligi'se gruptan çıkmak, UEFA kupasıysa bir yarı final yapmak, final milal bile artık şey gibi geliyor. Aslında final de olabilir UEFA Kupasında. Mesela Galatasaray Sparta Praya eleseydi, nerelere gidebilirdi bilmiyorum, hiçbir tahminim yok. Ama olmadı yani elemedi. Fakat konferans ligi insanlarda şöyle bir şey uyandırdı. Konferans liginde olabilir. Niye? Niye? E oradaki takımlar. Oradaki takımlar ne? Mesela orada bazı takımlar var. Aston Villa mesela zaten. Yani ben, ben i̇ki iddia. favoriden bir tanesi. Evet, ben mesela iddia ediyorum. UEFA Kupası'ndaki birçok takımdan daha iyi. İşte bu Fenerbahçe'nin 3-0 yendiği takım. iddia ediyorum. Sparta bırak daha iyi takım. İddia ediyorum. Yalnız büyük iddia olur. Büyük iddia olmaz. Birisi slow. O zaman Kopenhag gibi bir takım B diyeceksin. Kopenhag. Hayır bak onu demem. Kopenhag takımı... Kopenhag takımı bu sen Cura Fenerbahçe'nin oynayacağı takımdan da Sparta Prag'dan da iyi takım. Onu söyleyeyim bir kere. Kopenhag takımı o iki bu iki takımdan iyi. Ben bu iki Ama takım. Ama sen Cülüha, Sparta Prag'dan daha iyi Tabii takım ki edeceksin. daha iyi takım. Daha iyi takım tabii ki. Bakarsın kimlerle oynuyorlar kendi liglerinde. Onlar kimlerle oynuyorlar? Lig farkına bakarsın. O ligdeki takımlara bakarsın. Adamın geldiği yere bakarsın. Anladın mı? Yani bir de oyuncularına bakarsın. Maçı da seyrettin. Onun için yani o var. Dediğim gibi Aston Villa var. Aston Villa gelsin var ya Türkiye Ligi'nde. Bence. Şimdi millet alıyor ya bizim işte birisi 77 puan öbürü 76 puan. Birisi 72 puan. Aston Villa burada herhalde e, ne yapar? 90-100 puan falan filan yani Aston Villa. Yani öyle. E işte bu... Aston Villa He tabii ki. Aston Villa şu anda ligde Manchester United'dan daha iyi takım. ilk Premier Lig'de. Bu seneki Manchester United'dan. Yani bu şey... Öteye gitmeyin. Fenerbahçe'nin rakibi... Eintracht Frankfurt'u eledi. Eintracht Frankfurt'u. Eintracht Frankfurt... UEFA Kupası'ndaki birçok çoktu. Geçen senenin mi? UEFA Kupası... 2 iki sene iki önce. sene UEFA Kupası şampiyonu Eintracht Frankfurt. Fenerbahçe'nin bu bugün bugün oynayacağı takımı eğlendi. Kim biz Kim? Peram Hoca'nın Neydi? Bana bak çağrı. Mahsus soruyor ben söyleyemiyorum <laughs> ya. Demir Söyleyeceğim ulan. Julio dedi. Union sen Julio's. Yaşa! <gülüyor> Ters köşenin sesi çok çıkıyor <laughs> halkın sesi. Çok ilgi gördü sayenizde sayın izleyenler. Buraya artık konuk alıyoruz dışarıdan. Siz Türbün yaptık. He? Tür... yaptık. Siz de yazın yorumların altına içinden seçeceğimiz 3-4 kişiyi getirelim. Ama şey olacaksınız böyle ben ne dersem <gülüyor> <gülüyor> eleştirmek şey, yok eleştirmek. sürekli alkış evet eleştirmek yok beni sürekli bak bak geldi çocuklar burada canlı seyrediyorlar programı alkışlıyorlar bir mı şey mı? söyleyeceğim hocam sen evet. türbin falan dedin de onlar yeni işe başlayanlar sen o yüzden tanımıyorsun taraftar zannettin onları <laughs> Senin hayranların zannettin buranın çalışanları onlar ama seviyorlar seni bravo bravo <laughs> 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 hakikaten bunlar yeni işe bolide evet, yeni evet. işe girenler mi tabi ben yeni gördüğünüz dışarıdan seyirci getirdiniz zannettim yok, mı <laughs> Ramazan dolayısıyla <laughs> <esire gülüyor> geldiler hocam. Ulan millet beni görmek için sokakta üst üste birbirini yiyor. <laughs> Naya <laughs> Beyaz TV'nin önü böyle kalabalık oluyor bu yayın günleri. Aaa! Bu beni ne zannediyor ya bu? Abdülkerim durmaz, Abdülkerim durmaz, Bağıranlar var biliyorum. Oo. <laughs> sen <ya da gülüyor> gel. Tamam hadi. <laughs> İç dış ama bitti hocam artık tamam.